Gel. Evet. Tamam. Sağ olun başkanım. Hadi sağ olun. Biraz çapraz oldu buradan. Koydum ya. Deprem saati. Atlıyorum oğlum, daha geri alamıyorum. Şimdi bu kadar belli olsun. Yarın bir tıkanıyor. Bir tıkanıyor. Bozlar, Nurhak, ikinci, toplamda 680 bit, Çedir, 298 soba, 101. Şimdi başkanım, biz burada şöyle bir şey, 680 bit. Alınca değişelim abi. Evet, şu bölgede, yani bitmediğiniz bir yolu yapmışım. Öyle mi? Ha, eyvallah, tamam. Çok memnun olsam. Bugüne yapabileceğim bir şey olursa bekleriz. Sağ olun. Sağ olun. Hayatlarınıza sağ olun. Emeklerinde çok... Evet. Tamam. Kerim abi saçını kes. Güzel. Tamam. Gel kardeşim. Dur. Ben değilim abi, daha dur. Evet. Evet, bugün 31 Mart Cuma. Kahramanmaraş Narlı'dayız. Depremin ikinci, üçüncü gününden itibaren buraya gelen arkadaşlarım burada şu anda 16 dönüm arazi üzerinde 232 konteynerin yerleştirilmesiyle ilgili altyapı çalışmalarını tamamladılar. Pis suyu, temiz suyu, elektriği, her türlü ihtiyacını giderecek şekilde. 120 tanesinin de tamamen montajı bitti. Sadece montajı bitmekle kalmadı. Tamamen iç tefrişi de tamamlandı. Böylece hemen yarından itibaren 120 aileyi yerleştirecek ve burada yaşamalarını başlatacak şekilde hazırlıklar tamamlandı. Şofbeniyle, mutfağıyla, yataklarıyla, karyolasıyla, dolaplarıyla, tüm mefruşatıyla, her şeyle tamamlanmış 120 konteyner. Aynı zamanda bunun hemen ilavesi yapılarak 232'ye çıkartılması için de hazırlıklarını tamamlamış durumda arkadaşlarım. Her birine
minnettarım. Burada bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım ve çok teşekkür ediyorum her birinin emeklerine. Burada çalışmak İzmir'de çalışmaya benzemiyor. Koşullar çok daha ağır, çok daha zor. İklimi de farklı, çalışma koşulları da farklı ve çok büyük zorluklar var tabii ki. Ama bütün bu zorlukları aşarak büyük bir vicdanla, büyük bir yüce gönüllülükle bu işi yaptı arkadaşlarım. O yüzden başta buradaki sorumlu arkadaşımız Kerim Bey olmak üzere tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline emeğine sağlık. Buradaki yaraları sarmak için herkes canla başla çalıştı ve bu ortaya çok güzel eser konmuş oldu. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ayrı ayrı hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapmışsınız. Yani ben bu üçüncü gelişim deprem bölgesine ama bu kadar organize, bu kadar mükemmel tasarlanmış, mükemmel yapılmış bir konteyner şehir görmedim. Hiçbir yerde görmedim. Gerçekten olağanüstü bir iş yapmışsınız. Ne kadar zor koşullar altında yaptığınızı biliyorum. Ne kadar büyük sıkıntılarla yaptığınızı biliyorum. Ama kıymetli hale getiren de bu zaten. Yani bir eli yağda bir eli balda çalışmamışsınız. Onu biliyorum. Her şey aslında aleyhinize olmasına rağmen bu işi ortaya çıkartmışsınız. Burada tabii ki Kerim Bey'in, Semih Bey'in, Özkan Bey'in, yani birçok arkadaşımızın liderliği var. Onların önderliği var. Onunla kıymetli hale geliyor yapılan iş. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani bir yandan burada büyük acı çeken, büyük sıkıntılar yaşayan insanların derdine derman oluyorsunuz. Bir kere bunun sevabı, bunun iyiliği, bunun hayrı eşsiz. Bu çok kıymetli bir şey. Ama ikincisi, kendi hayatınızla ilgili de çok kıymetli bir şey yapmış oldunuz. Sizin kendi çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacağınız bir hikayeniz var. Bu hikaye çok kıymetli. Türkiye'nin bu koşullarında bu yaraları sarmak için bu sıkıntılara katlanıp ortaya böyle bir eser çıkartmış olmanız çocuklarınıza bırakacağınız en kıymetli mirastır. Hiç kuşkunuz olmasın. Ekmek parası bir şekilde kazanılıyor. Ama bu eser, bu başka bir şey. Bu insanların bugün açıkta, dışarıda kalmış insanların hayatını kurtaracak, çoluğuna çocuğuna nefes aldıracak, çok şükür deyip, başımın üzerinde bir çatım var deyip, huzurla uyuyacakları, huzurla yaşayacakları bir iş yaptınız. Bunun bedeli ödenmez. Bunun değeri eşsiz kıymette. O yüzden hepinizden Allah bin kere razı olsun. Hepinizin eline emeğine sağlık. İyi ki varsınız. Bunun benim açımdan da şöyle bir anlamı var. Bana gurur duymak düşüyor. Bana bunun gururunu tattırdığınız için hepinize hakikaten minnettarım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün bu büyükşehir belediyeleri içinde hiç kuşkunuz olmasın. Emin olun ki en iyi hikayeyi yazandır. En başarılı işi ortaya çıkartandır. Bunu dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Hepsini görmüş bir göz olarak söylüyorum. Yaptığınız iş kadar kaliteli, düzgün hiç kimsenin işi yok kardeşim. Bu da böyle. Siz eşsiz bir iş çıkarttınız. Çok kıymetli bir iş çıkarttınız. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun hepinizden. En çok da Kerim Bey'e bir teşekkür edeyim huzurunuzda. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Bir tane de bir kadın arkadaşımız var. Nerede Fulden Hanım? Onu da yani hem cesareti hem bu konudaki özverisi yani hani erkek olmak burada da zor. Bir de kadın olmak ne kadar zor düşünün. Hakikaten helal olsun. Onunla da iftar ettiğimi söylemek istiyorum. Hakikaten gönüllülükle yani ben gideceğim diyerek bak kardeşcağızım iyice düşündün mü? Evet düşündüm gideceğim diyerek koşa koşa geldi buraya. Ona da huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Elinize taş değmesin, ayağınıza taş değmesin, gözünüzde yaş değmesin. Helal hoş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.